Burada aslında resimde bu Devlet Demir Yolları Cel Atölyesi'nde 1950'nin haberini yaptık biz zamanında. Orijinal cel çalıştık. Ben o orijinal fotoğrafı Ayas Paşa Müezzini Abdullah Efendi sabah ezanlarını okuyor ve Allah'ını seven, peygamberini seven, namusunu seven aziye tabiyaları düşmüştür. Eline ne geçirirse oraya koşsun. İşte Erzurum halkı o gün 7'den 70'e balta, satır, kılıç, kama ile tabiyalara koşuyorlar. Koşanların içerisinde Nene Hatun da vardır. Nene Hatun'un kundakta çocuğu vardır. Bu esnada gelen haberi de duymuştur ve tarihe şöyle bir not düşer. Evladım, baban hasta, amcan yaralı, düşman tabyalara girmiş. Benim artık burada durmam mümkün değil. Seni Allah'a emanet ediyorum. Çünkü Türk çocuğu babasız büyür ama vatansız büyüyemez diyerek eline aldığı baltayla, satırla tabyalara doğru koşmaya başlamış. Burada tam bir hayat, ölüm kalım mücadelesi vardır. Nene Hatun burada elindeki silahla düzenli Rus ordularına karşı savaşır. Ve savaş bitince de zafer bayrağı tekrar aziye tabyalarına dikilir. Erzurum 1925'lerden sonra kendisini toparlamaya başlamış. Özellikle 1929 Amerika'daki o meşhur dünya ekonomik buhranı Erzurum'u da çok ciddi anlamda etkilemiş. 1940'larda bir takım dilekçelerinin olduğunu biliyoruz. O dilekçelerde yardım istediğini biliyoruz. Yokluk, kıtlık, hakikaten zor. Nene Hatun da her Erzurumlu gibi hayatını o fukaralık içerisinde devam ettiriyor. Hareket etmiş olsun. 4 etmişler. 4 etmişler. 4 etmişler.